Ağlama sesi geliyor. Nereden geliyor? Aa, bebek kral Şakir. Burada ne işi var senin bakalım? Neden ağlıyorsun? Aa, çok ateşi çıkmış bunun ama. Neden ağlıyor acaba ya? Hastalandın mı yoksa sen? Ay kıyamam ya. Gel bakalım ben seni bir doktora götüreyim gel. Gel ay ay bebek kral Şakir. Sen hasta mı oldun bakalım? Gel gel seni doktora götürelim. Muayene etsin bir tane neyin varmış baksın. Çok ağlıyor ya. Ah kıyamam ben sana. Gidelim bakalım. Doktor yerinde mi bakalım bir. Kapısını çalalım bakalım. Bakalım doktor. Evet doktor buradaymış. Yerindeymiş. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Doktor hanım ya. Ne oldu? Bebek kral Şakir çok hasta. Ateşi var. Yatağımda buldum bunu biliyor musun? Çok ateşi çıkmış. Bunu muayene eder misiniz? Alın bakalım. Çok ağlıyor bakın. Doktor hanım ya. Nasıl iyileşecek bu? İlk önce bir muayene ederim yoksa geçmezse bir çürük içeriz. Tamam hadi bakalım. İlk önce şu. Senin her yerin mi ağrıyor? Kıyamam ben sana ya. Nasıl ağlıyor görüyor musun doktor hanım? Dur bakalım kalbini dinlesin bir. Kalbi güzel atıyor mu baksın. Nasıl doktor hanım? Sırtını da dinlesin. Çok ağlıyor gördün mü ya? İyi mi? Ateşi çok var ama ateşini bir ölçseniz. Bak ateş ölçer orada. Ateşini ölçün bakalım. Nasılmış bakalım ateşi. Çünkü çok sıcaktı biliyor musun? Doktor hanım. Evet. İhtiyatlı ki. Ya yatıyordu benim yatağımda. Çok ağlıyordu. Dün sana ne yaptı ki o? Ne yapıyordu işte? Bilmiyorum. Aa dondurma yedi. Şimdi aklıma geldi. Evet. Ben bunu dondurma yerken yakaladım. Bakalım ateşine. Kaç? Bakayım. 40. 39-40 arası. İnanmıyorum. Çok kötü ateşi çıkmış bunun ya. Nasıl düşecek doktor hanım? Ah seni yaramaz. Öyle dondurma yersin hasta olursun işte. Başka ne yapacaksınız? Ateş düşürücü değil mi? Ay iğneyi görünce daha bir ağlamaya başladı doktor hanım ya. Ben ona bir oyuncak getireyim. Oyuncak mı vereceksin? Teşekkür ederiz doktor hanım. Sussun diye mi veriyorsunuz? Çok güzelmiş. O ne yumuşayla yumuşacık. Ay sustu gerçekten doktor hanım. Ay görmesin. Ay ağladı ya. Ya dondurmadan oldu ya. Dün yemişti ya. Ne oldu? Ayağı kırık. Ne? Ayağı mı kırılmış? Bak. Bak. Aa. Bebek kral Şakir ne yaptın? Ayağını kırdın bakalım sen. Ah yaramaz seni. Evet kırılmış gerçekten ya. Doktorum ne yapacaksınız orayı? Şöyle bir krem sürelim. Olsun peçet saralım. Hadi bakalım o zaman. Krem mi süreceksin? Ağır kesici krem mi o? Tamam. Sarıyor musunuz bununla yani? Ah bebek kız Şakir. Nasıl kırdın sen bakalım? Ayağını kırmış ya. Küçücük haliyle bakar mısın? Çok küçük ama bu. Şurup içirecek misiniz? Bak orada şurup var. Ağrıyı kessin değil mi? Boğazına bakalım. Kesin boğazı da şişti. Çünkü dondurma yemişti. Şişmiş mi? Şişmiş. Aa, ondan ateşi var zaten. Bir de ayağı kırıldı.
Üst üstüne geldi her şey. Demek ki yatağa çıkmış, ondan ayağını böyle şey vurmuş olabilir. Evet, kocaman yatağa çıkmış çünkü küçük bacağıyla. Şurubunu da içirelim. Bak seni yaramaz. Şimdi şurup geliyor, ateşin düşecek, tamam mı? Ağlama. Geçti artık. Bak doktor hanım şurubu doldurdu. Şimdi sana içirecek. Aç bakalım ağzını. Evet, içtin mi? İçtin mi sen? Şimdi ateşin düşer. Tamam. Evet, biraz bunu yapması gerek. Öyle mi? Evet. Burada mı kalacak? Evet. Bir gün ateşi düşene kadar. Tamam, yatsın o zaman, ben bunu almaya gelirim. Biraz da uyusun. Ağlaması da gitti. Galiba şurup işe yaradı. Uyuyor değil mi? Evet, uyumuş. İyi, o zaman ben gidiyorum doktor hanım. Çok teşekkür ederim her şey için. Kral Şakir'i almaya gelirim, tamam mı? Hadi bay bay. Bay bay. Güzelce uyusun orada. Bebek Kral Şakir'in ateş düşmüş mü? Gelebilir miyim? Gelin. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Ne oldu? İyileşti mi Kral Şakir? Bakalım, iyileşmiş mi? Ateşi düştü galiba. 37. 37 mi? Evet, düşmüş gerçekten. O zaman bebek Kral Şakir eve gidebiliriz. Hadi çok teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım, gel gidelim, seni yatıralım yatağına.